Merhaba, ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Kuzgun Acar kimdir sorusu araştırma konusu oluyor. Dünyaca ünlü arama motoru Google tarafından özel tasarlanan Doodle ile ana sayfasına taşınan Kuzgun Acar'ın kim olduğu Türkiye'de binlerce kullanıcı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Asıl adı Abdülahet Kuzgun Çetin Acar olan Türk heykeltıraş demir, çivi, tel ve ahşap gibi malzemeler kullanarak gerçekleştirdiği yapıtlarıyla biliniyor. Abdülahet Kuzgun Çetin Acar, demir, çivi, tel ve ahşap gibi malzemeler kullanarak gerçekleştirdiği yapıtlarıyla tanınan Türk heykeltıraş, Türkiye'de çağdaş heykel sanatının öncülerinden kabul edilir. Libya kökenli Ayşe Zehra Hanım ile Nazmi Acar Bey'in oğlu olarak 28 Şubat 1928 günü İstanbul'da dünyaya geldi. Yoksul bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdi. Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra 1948'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi heykel bölümüne girdi. Rudolf Belling'in öğrencisi oldu. Daha sonra Ali Hadi Bara ve Zühtü Müridoğlu'nun atölyesine geçerek öğrenimini onların yanında tamamladı. Öğrencilik yıllarında Bara'nın sanat anlayışından etkilenerek soyut çalışmalara yöneldi ve soyut heykele tutku derecesinde bağlandı. 1953 yılında mezun olduktan sonra serbest çalışmaya başladı ve aynı yıl ilk kişisel sergisini düzenledi. Demir, çivi, tel ve ahşap malzeme ile heykeller üretti. Çivilerle gerçekleştirdiği bir çalışması, 1961'de Paris Bienalinde birincilik kazandı. Bu birincilik, hayatında bir dönüm noktası oldu. Çünkü ödülle birlikte sanatçılara tahsis edilmiş iki burstan birisini kazanmıştı. Kuzgun Acar, aldığı bursla Fransa'ya gitti. 1962 yılında Paris Modern Sanatlar Müzesi'nde sergi açtı. Sergideki bir yapıtı ve iki deseni müze tarafından satın alındı. Paris'te geçirdiği bir yıldan sonra İstanbul'a dönen sanatçı, çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Heykeli, işhanı ve otel gibi yapılara bir süsleme unsuru olarak katmak için girişimlerde bulundu. 1962 yılında 23. Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde, demir bir heykelle birinciliği kazandı. Fransa'da Havre Müzesi'nde ve Lacloix Galerisi'nde 1962 ve 1963 yıllarında iki kişisel sergi düzenledi. 1966 yılında ise Rodin Müzesi'nde eserlerini sergiledi. Avrupa sanat çevrelerinde de tanındı. 1966 yılında yaptığı İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'ndaki Kuşlar heykeli ile Ankara Kızılay Meydanı'nda bulunan Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün cephesine yaptığı Tunç'tan Kabartma, Türkiye heykeli sanatçının önemli çalışmalarıdır. Sinema ile de ilgilenen sanatçı, 1966 yılında Sinema Tanık topluluğu içine yer aldı. Tamamlamadığı belgesel filmler çekti. 60'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'ne girmesinden sonra yapıtlarını alıcı bulamaz hale gelince balıkçılık, meyhanecilik gibi işler yaptı. 1968 yılında Mehmet Ulusoy'un başlattığı sokak tiyatroları için masklar da üreten Acar, 1975'te Mehmet Ulusoy daveti ile Paris'e giderek Ulusoy tarafından sahnelenen Kafkas Tebeşir Dairesi adlı oyun için masklar üretti. Savaştan kalma eski çelik ve lastik malzemeleri kullanarak üretilen bu 140 adet mask, onun önemli çalışmalarındandır. Sanatçının yapıtları arasında Disk Maden İş'in Gönen'deki eğitim ve dinlenme tesislerinin duvarına yaptığı duvar heykeli, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne alınan 3 metal heykeli, Gülhane Parkı'na konulan 50. yıl heykeli, ölümünden kısa bir süre önce tamamladığı Antalya'daki Haşim İşçan anıtı, Bayrampaşa Belediyesi için hazırladığı Mustafa Kemal anıtı yer alır. Sanatçı, Marmara Adası'na konulması tasarlanan bir anıt hazırlamaya başladı ancak tamamlayamadı. Acar, bir duvar rölyefi üzerinde çalışırken merdivenden düştü ve beyin kanamasına bağlı olarak 4 Şubat 1976 günü 48 yaşında hayatını kaybetti. Mezarı Zincirli Kuyu mezarlığındadır. Acar'ın bazı eserleri tartışmalara sebep olmuş ve sökülüp depolara kaldırılmıştır. Ankara'da emek işhanının ön girişine Anadolu'nun çoraklaşma sonucu kaybettiği toprakları ifade etmek üzere 1966'da yaptığı büyük boyutlu metal Türkiye heykeli yerinden kaldırıldı. Depolarda bekletildikten sonra hurda olarak satıldığı yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. Metal iş gönen tesisleri için yaptığı heykel 1980 sonrasında sökülerek bir depoya kaldırıldı. 1997'de hatırlanarak depodan çıkarıldı ve yerine asıldı. 1975 heykel sempozyumu için 1940'lı yılların Antalya valisi Haşim İşçan anısına yaptığı dev el heykeli ise bir süre sonra bir depoya kaldırılmış, uzun zaman sonra Antalya Karalioğlu Parkı'na yerleştirildi.